Herkese merhabalar. Ebob ekok konumuzda beraberiz Tonguç Cevralı benim Senle beraber süper bir ders işleyeceğiz. Çünkü artık çarpanlar ve katları bitirdik. Şimdi de geldik Ebob ekok konumuza. Sonrasında bomba gibi Ebob ekok problemlerini göreceğiz ve gerçekten çok önemli konu başlığımız. Hazır mısın dersimiz Cevralı Bey'im? Bomba gibi hazırım. Harikasın. Şimdi senle beraber bugün göreceğimiz konu başlıkları zaten eskiden de bildiğimiz konu başlıkları. Yani 6. 7. diğer sınıflarda da gördüğümüz aslında konu başlıklarının devamlarını işliyoruz senle beraber. EBOB konusu en büyük ortak bölen demek, EKOK da en küçük ortak kat demek ve en sonunda da bugün dersimizde aralarında asallık kavramını da beraber öğreneceğiz. Burada mesela bak Zeytin var. Kaç kilogram bu? 12 kilogram. Harikasın. Peki ayçiçek kaç kilogram? Yani 18 kilogram. Harikasın. İşte biz bunları eşit büyüklükteki şişelere bölüştürmek istediğimizde en büyük şişenin hacmi kaç litre olur gibi sorularla karşılaşacağız. İşte en büyük ortak böleni burada kullanacağız seninle beraber. Ardından ardından en küçük ortak kata bakacağız. Orada da mesela diyecek ki 6 santimetrelik şeyler var diyecek. Böyle uzunlukta çubuklar var diyecek. Bir 8'er santimetrelik uzunlukta çubuklar var diyecek. Ve bunları bir araya koyunca eşit uzunlukta iki büyük aslında çubuk oluşturuyorum diyecek. Ve bunların eşit uzunlukta olduğu en kısa mesafe ne olur diye bize soracak. En küçük ortak kat kavramı da orada karşımıza çıkacak. Ve aynı zamanda aralarında asallık işte ardışık sayılar aralarında asal işte iki ortak böleni olmayan sadece ortak böleni bir olan sayılar aralarında asal bunlara beraber bakacağız. Harika bir şekilde Eylül programımızda gün gün ilerlemeye devam ediyoruz ve senle beraber ödevlerimizi de vereceğiz ve ödevlerimizin hepsi de hem sıfırdan sekiz eden taktikliden aynı zamanda dinamodan ve zoru bankasında olmak üzere dört tane kitabımızdan olan arkadaşlar lütfen ödevlerini uygun bir şekilde burada ki ödevlere göre çözsünler lütfen. Ödevlerimiz Eylül programında yazılı diyoruz. Ve bugün seninle beraber evop ekok aralığında saldığı süper bir şekilde işledikten sonra evop ekok problemlerine hazır olacağız. Çünkü LGS'de mutlaka mutlaka bunun gibi bunun gibi en az bir Bazen de iki tane soru garantisi var. Yani bu konunun garantisi var. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor bu konuya. Hadi bakalım şimdi dersimize başlayalım ama öncesinde ufak bir sana ufak bir konuda hemen bir bal veriyorum. Ardından da dersimize devam ediyoruz. Online LGS dershanesi başlıyor. LGS 2023'e hazırlanırken dershaneye gitmek hem çok yorucu hem de masraflı diyorsan bırak dershane evine gelsin. LGS dershanesinde her hafta canlı dersler, sana özel koçluk sistemi, 18 kitaptan oluşan LGS seti, her hafta LGS deneme sınavı, kişiye özel ödevlendirmeler ve veli bilgilendirme sistemi var. LGS dershanesinde ikinci kayıt fırsatı başladı. Eylül sınıfında yer almak istiyorsan tonguçakademi.com'u ziyaret edebilirsin. Evet tekrar buradayız. Şimdi karşımızda bu arada LGS dershanesinde süper işler yapıyoruz. Gerçekten de LGS dershanesine kayıt olan arkadaşlarımızla beraber harikalar çıkartacağız. Harikalar yaratacağız inşallah. Çok güzel sonuçlar edeceğiz. Sizin de haberiniz olsun istedik. İkinci kayıt dönemi de başladı. Hadi bakalım o zaman Nusret'le dersimize devam edelim. Bir kere Nusret arkadaşımız Tonguç Erhan. Nusret'in yemeklerini biliyor musun? Neler yapıyorsunuz? Et yapıyor hocam. Harikasın doğru et yapıyor doğru ama Nusret arkadaşımız aslında gerçekten sanat yapıyor. Yani etin işte pişirilmesi aynı zamanda çok güzel servis edilmesi ve benzeri bunların her birisi dünya çapında bir Türk markası oldu. Ve gerçekten de gururumuz dünyanın her yerinde işte Amerika'da var işte Arap ülkelerinde var ve benzeri çok güzel bir şekilde bizi temsil ediyor. Ve harika işler çıkartıyor tebrik ediyoruz buradan kendisinde Nusret Restoranındaki 80 santimetre ve 60 santimetrelik iki eti eşit uzunlukta parçalara ayırıp servis etmek istiyor demiş. Bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olabilir demiş. Bak bir tane 80 santimetrelik et varmış. Bir tane de 60 santimetrelik et varmış. Ve bunları eşit uzunlukta parçalara bölmek istiyormuş Nusret. Peki bunu nasıl yapabilir diyor. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Mesela 10'ar santimetrelik parçalara bölebilir mi evladım benim? Evet bölebilir hocam. Harika. Mesela 10 10 10 10 buradan 8 parça çıkar. Buradan 6 parça çıkar. 60'ı 10 10 santimetrelik parçalara bölersek. Buradan da eşit uzunlukta parçalara bölebilir. O zaman bir parçanın uzunluğu 10 olabilir değil mi evladım benim? Evet olabilir parçası. Peki bir parçanın uzunluğu mesela 20 olabilir mi? 20, 20, 20, 20, 20 desek mesela 4 parça buradan çıkar. Buradan da 60'ı 20, 60'ı 20'ye böyle zaman 3 parça çıkar. 20 de olabilir. Peki bir parçanın uzunluğu mesela 40 olabilir mi? Mesela bunu iki parçaya bölelim. Ama bunu 40-20 olmaz. Kusura bakma eşit uzunlukta parçalara bölecek. Yani şu bizim için çok değerli. İşte böyle akıl yürütüyoruz. Merak etme bunların hepsinin kısa yolunu göstereceğim sana. E, 10-20 aynı zamanda mesela 50 olur mu sence Celal hmm, olmaz hocam. Harikasın. olmaz. Çünkü yani 50'yi zaten bunu bile bölemiyorum. Bunu da bölemem. Asla bölemem. O zaman tam birazcık aşağı doğru gideyim. Mesela 5 santimetreye bölebilir miyiz? Evet bölebiliriz. Mesela bundan 85'e bölünebilir. 80 5'e bölününce 16 parça çıkar. Bu da 60 da 5'e bölünür. 60 da 5'e bölünce 12 çıkar. 12 parça çıkar. O zaman 5 de olabilir. Aynı zamanda birazcık daha gülüyorum. 4 parça 4 santimetrelik parçalar da olabilir. 20 parça bundan çıkar. 15 parça bundan çıkar gibi. Aynı zamanda 2 santimetrelik parça olabilir. Aynı zamanda birer santimetrelik parçalar da olabilir. Neden? Çünkü bunu 80 parçaya böldüm. Bunu da 60 parçaya böldüm. Ama birer santimetrelik parçalar. Şimdi eşit uzunlukta parçalar ayırıp... servis, servis etmek istiyor. Eşit uzunlukta buraya da şöyle bir şey söylemek fayda var bu arada uzunluklar, uzunluklar tam sayı, tam sayı olmalı notunu da düşmek gerekiyor tabii bu soruda. Onu da ayrıca söylüyorum. Şimdi o zaman tabii bir santimetrelik et küçük olabilir, iki santimetrelik et küçük olabilir ama adam, adam bize ne demiş? Diyor ki bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santimetre olabilir? Yani adamlar gerçekten büyük parça et yemek istiyorlar. En fazla kaç santimetre olabilir? En fazla 20 santimetre olabilir. İşte buradan bulduğumuz sonuç bu en büyük ortak bölen dediğimiz kavramı bize sağlıyor. Şimdi seninle beraber bunların gerçekten metodik olarak nasıl hesaplandığına bakacağız. Şimdi biz akıl yürütmeyle teker teker çabaladık, zorlandık. İşte ama bu zorlanmamızın neticesinde artık ne yaptığımızın farkındayız. İşte bu tarz günlük hayat problemlerini çözüyor sen beraber. Altıncı sınıfta öğrenmiştik aslında bunları. Altıncı sınıfta mesela otuzun bölenlerini, otuzun çarpanı ve böleni aynı şey. Burada bunları öğrenmiştik zaten. Otuzun bölenlerini öğrenmiştik. Neydi? Otuz bir çarpı otuz, iki çarpı on beş, üç çarpı on, beş çarpı, on beş çarpı altı diye yazılınca aslında otuzun bölenleri veya çarpanları bunlardı. 20'nin çarpanları bölenleri bunlardı. Peki ortak bölenlerini söyler misin bana evladım benim? 1 hocam. Harikasın. 2 ee, hocam. Harikasın. Bak 1 süpersin. 2'ler ortak. Başka var mı evladım benim? 5 hmm, hocam. Harikasın. Süper. O zaman e, bir, iki ve beş de senin dediğin gibi. Başka var mı peki? Ee, on hocam. Harikasın. İşte bu kadar. Onu da söyledik. İşte bitti bu kadar. Dört tane ortak bölen var. Zaten başka ortak bölen yok. Bir, iki, beş, on dediğin gibi. Dolayısıyla bu dört tane ortak böleni bak buradan bulabiliyoruz. Şimdi de... Ortak katları ne demek? Onlara bakalım. Şimdi ortak bölenlerini öğrenmiştik zaten biz altın için. Ortak katı da öğrenmiştik. Ona bakalım. Altının katlarına bakalım mesela. Altının kendisi de bir katıdır. Altının bir katı, altının iki katı, altının üç katı, altının dört katı, altının beş katı böyle devam ediyor. Altının altı katı, altının yedi katı desem mesela 42 olur. Altının sekiz katı desem 48 olur. Böyle böyle devam eder. Aynı şekilde dokuzun katlarına bakalım bir de. E, dokuz, on sekiz. Dokuzun kendisi kendisi bir katıdır. 2 katı, 3 katı, 4 katı, 5 katı, 6 katı desen 54 olur mesela. 7 katı desen 7 x 9 63 olur mesela. 8 katı? 72 olur hocam. Harikasın. 72 olur ve bu şekilde devam edersek 70 72 böyle devam eder. Şimdi ne diyor bize? 6 ve 9'un ortak katlarını soruyor. Bakalım senle beraber. Hemen yuvarlak çinaladım bunları. Mesela ortak 18'i gördüm. Sonra 36'yı gördüm. Sonra 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 18 usatlık. Ee, burada bir tane daha yazalım mesela 54 de vardır burada 54'ü gördüm mesela burada şimdi bu şekilde böyle gider demek ki 18 36, 54 böyle böyle 72 böyle böyle devam eder İşte bu da 6 ve 9'un ortak katları biz bunları öğrenmişiz ortak bölen ve ortak kat işte bunların üzerine en büyük ortak bölen en küçük ortak kat İşte bu bu en sondaki OB ve OK var ya bizim için en önemli şeyler bunlar aslında. En büyük tabii farklı bir kavram ama ortak bölen ortak kat kavramlarına biz beraber bakacağız. Şimdi en büyük ortak bölenle başlıyorum. EBOB dediğimiz bunlar temeller olduğu için çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden hemen buraya konsantre olalım. Şimdi 36'nın bölenlerini yazdım. 40'ın bölenlerini yazdım. 36 ve 40'ın en büyük ortak böleni nedir desek? Bir kere ortak bölenlerin yuvarlak çalıyorum. Birler, ikiler, e, dörtler aynı zamanda 6 e, var mı yok 9 12 e, bakıyoruz burada yok bitti bu kadar yani başka ortak bölen göremiyorum. Ama bunların en büyüğünü sormuş o zaman 4 diyebilir miyim Yani diyebiliriz hocam. Harikasın o zaman 4 bunların en büyük ortak böleni. Peki bunu böyle kasarak bulmak yerine hepsini teker teker çarpanları yapmak diye yerine başka bir kolay yol olabilir mi evladım? Benim? İnşallah vardır hocam. Evet dediğin gibi inşallah vardır gerçekten de. Evet var gerçekten de merak etme. Bunlar için şöyle bir kolay yol var. 36-40'ı yazıyorsun. Bölme algoritması, asal çarpanları ayırma algoritması var diye. Bunun aslında asal çarpan algoritmasının iki tane sayılı olanı yapıyoruz. Diyoruz ki 36-40'ı yan yazdık sonra çizgisini çektik. Asal çarpan algoritması gibi. Şimdi Asal sayılarımız bizim için çok değerliydi. Neydi onlar evladım benim? 2, 5, 2, 3, 5, 7 hocam. 2, 3, 5, 7'yi hemen yazdım buraya. Tabi diğerleri de var ama en önemlilerini söyledim. 2, 3, 5, 7 harikasın. Peki hemen başlıyorum. Diyorum ki her ikisini de 2'ye böldürme evet. O zaman 2'yi yazıyorum. 2'ye bak sadece 40'ı bölebilirdim. 40'ı bölersem ne olur? 20 olur. Şimdi bunu kapattım. 36'ı 2'ye bölerim. 18 olur. Burayı aldık mı? Her ikisini de 2'ye böldüm. Sonra bir daha 2'ye böldürürüm. Evet 2'ye böldürürüm bir daha. 2'ye böldüğüm zaman. 20'yi 2'ye böldüğümüz zaman 10 olur. Ee, 18'i 2'ye böldüğümüz zaman 9 olur. Buraya yaz. Sonrasında e, yani bu çizgi ve yanındaki her şey her ikisine de e, müdahale ediyor. 2'ye böldük. Zaten bunu herkes biliyordur. 5 sonra bu bölünmez. Eyvah ne yapacağız? O zaman bunu aynen yazacağız. Bak bu bölünmedi. Şimdi burada ne ayıracağım? Şimdi diyeceğim ki Tomuş Erdem Bey burada. Bu ikisini de böldü mü? Evet böldü. İkisi de bir anda... 36, 18'e gitti. 40'ta 20'ye gitti. Bu ikisini böldü mü? Evet böldü. 20 ona e, dönüştü. 18'e 9'a dönüştü. Ama bu ikisini bölmedi değil mi? O yüzden yuvarlak işini almıyorum. Ben yuvarlak işini alıyorum. Bazı öğretmenlerimizde hani yanına yıldız koyuyor olabilir. Hiç fark etmez. Aynı zımbırtı hepsi aynı yola çıkıyor. Merak etme. Şimdi ikiye böldükten sonra artık ne kaldı? Artık sadece iki kalmadı. Artık ikiye bölemem değil mi? 9 ve 5'in neye bölünebilir 9 ve 5? E, ...ortak bir şey bölünemez ama... ...üç diyebilirim. Hani iki, üç, beş ya. Üçten devam edelim. Üçe böldüğün zaman bu üç çıkar. Bu beş aynen kalır. İkisini de ortak bölmedik kusura bakma. Tekrar üçe bölelim bu bir çıkar, bu beş kalır. Ve beşe böldüğüm zaman bu bir çıkar ve artık bitti. Finito. Yani bütün hepsini bir yaptığım zaman artık benim işin işlem tamamdır. İşte bunu yaptığım zaman da bu sıralamayı bak buradaki ortak bölenleri daha doğrusu buradaki asal çarpan bölenleri iki, 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 üç, üç, beş diye sayılar çıktı ya böyle. İşte bunların yuvarlak içine aldıklarımı ikisini de aynı anda bölüp dönüştürdüğü için ortak bölenler sıfatına giriyor. Çünkü o yüzden yuvarlak içine, ikisini de aynı anda bölüyorsan yuvarlak için değil mi? İşte ortak bölen olduğu için yuvarlak için aldım. O yüzden benim ebobum bu iki tane yuvarlak içine aldığım sayının çarpımıdır. Yani ikinin ikinci kuvvetidir. İkini üzeri ikidir. Yani dörttür diye rahatlıkla söyleyebilirim. İşte ebob bulma yöntem bu. Zaten bunu bilen arkadaşlarımız birazcık uzun anlattım ama çok temel bir şey olduğu için çok dikkat edelim diyorum. Geldik daha, daha doğrusu, bu, bu arada bunların kolay yöntemleri de var birazdan göstereceğim merak etmeyin en küçük ortak katta da şuna bakalım 36'nın katları 54'ün katları diye böyle teker teker yazdım 36'nın kendisini ve 54'ün kendisini yazmayı unutmayalım ondan sonra 36'ı 2 ile çarptım 3 ile çarptım 4 ile çarptım 5 ile çarptım 6 ile çarptım 54'ü 2 ile çarptım 3 ile çarptım 4 ile çarptım böyle devam ediyor 36 ve 54'ün en küçük ortak katı nedir desek bakıyorum en küçük ortak katlarına hop 108 görüyorum. O zaman en küçük ortak katının 108 olur buldum. Ama ben bunu böyle kasarak bulmayacağım. Bir sürü sayı yazmama gerek yok. Şimdi ne yapıyorum? Yine aynı metodu. Asal çarpan algoritmasını kullanıyorum. Neydi asal sayılarımız? 2, 3, 5, 7 idi. En değerlileri. Bunları bir kenara yazayım ki kafam karışmasın. Hadi 2 ile bölelim bakalım. 2 ile bölünür değil mi ikisi de? Evet bölünür. Harikasın. Evet bölünür. O zaman 2 ile böldüğüm zaman 18 bu olur. Bu da 27 olur. Yuvarlak için alalım çünkü ikisi de aynı anda böldüm. Kalsın o yuvarlak. Merak etme. Bir işe yarar belki ileride. Şimdi tekrar ikiye bölüyorum. Dokuz oldu ama bu 27 yedi bölünemedi. Kusura bakma. Tam bölünemez çünkü. O yüzden böyle kalır. Artık ikiye, ikiye bölemeyiz. İkiye bölecek hiçbir şey kalmadı. Bitti. İkiyi o zaman eledim. Şimdi üçe geçelim. Üçe bölelim. Evet üçe bölelim. Bu üç olur. Bu dokuz olur. Üçe. Bunu da bölersem bunu da bölersem. Ve ikisini de böldüğü için yuvarlak için alıyorum. Tekrar üçe bölünebilir. Bu bir olur. Bu üç olur. Bu da ikisini de için aynı yuvarlak, yuvarlak için aldım. Ve tekrar 3'e bölüyorum çünkü artık bu bitti. Bu finito ama bu bitmedi. Tekrar üçe böldüğüm zaman 1 çıktı. Bu da finito oldu. Ve sonuç olarak benim için 2, 2, 3, 3, 3 sayıları ortaya çıktı. Asal sayıları ortaya çıktı. Ve burada dikkat edelim Tonguç Evren Bu 2, 3, 3 aslında eboplarıydı. Ama biz ekok arıyoruz. En küçük ortak katını O zaman ne yapıyorsunuz? Hepsini çarpıyorsun. 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı 3 çarpı 3. Bunu şöyle yazabiliyorum. 2'nin karesi çarpı 3'ün kübü şeklinde yazabilirim. 3'ün üçün 3. kuvvetli yaz yazabilirim. Bu zaten 4'tür. Bu da 27'dir. Bunun cevabı da al sana 108 karşımıza geliyor. İşte bunları teker teker yazmaktansa bu şekilde daha hızlı işlemler yapabilirim diyoruz ve şunu da unutmayacağız. Bana EBO bunu da sorabilirdi burada. Mesela EBO'bu nasıl yazıyorum? Parantez açıyorum. Neyin ebobunu alıyorum? Ben 36 ile virgül 54'ün ebobunu alıyorum. Yani birinci sayı, ikinci sayı Virgülü yazdıktan sonra ayırmış oluyorum sayıları ve diyorum ki bunların ebobları aslında 2 çarpı hatta şöyle yazayım 2 çarpı 3 çarpı 3 yani yuvarlak içine aldıklarımın çarpımı 9 kere 2 ile 18'dir ebob'u da bak ebob ekok'unu aynı anda tak diye bulabiliyorum eğer bu şekilde işlemler yaparsam. Şimdi Tamam bunlar işlemdi, bunlar e, aslında birazcık e, geyiklerdi. Şimdi artık sorulara doğru geçmek için bazı yöntemleri bilmemiz gerekiyor, onlara dikkat edelim. Şimdi mesela 24'te 30'un MOP kokunu almışız, bak... Ortak asal bölenleri yuvarlak içine veya yıldızla da gösterebiliyorsun. O yüzden ikisine de alışasın diye burada yıldızla gösterdim. 24, 30, 2, 3 ikisini de aynı anda bölmüş. O zaman EBOB'larının ne olduğunu söyler misin bana hemen 24'te 30'un? Ee, 6 hocam. Harikasın 6. Nasıl bulduk? 2 ile 3 çarptık değil mi? Hemen yazayım sana EBOB'ları 6. Peki EKOK'larını söyler misin dersem? O zaman diyeceğiz ki bunu hepsini çarpacağız. Bak sen yapma ben yapıyorum. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 3 24, 24 kere 5 120 çıktı. Bunları rahat rahat alışacaksın merak etme. Şimdi ortak asal bölenlerinin çarpımı aslında 6 yani 2 ve 3'ün çarpımıydı. Bunu unutmayalım. Tüm asal bölenlerinin çarpımı da yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 de 120 aslında ekokları çıkıyor. Şimdi dikkat edersek Tonguç Evladım benim 24 ile 30'un ebobunu aldığımız zaman sayılardan Küçük çıktı değil mi? Kaç çıktı? Altı çıktı görüyor musun? Ama ekok'un aldığımız zaman sayılardan büyük çıktı. Yani 120 çıktı. Bak 24 de 30'un çok enteresan. Burada kafanın karışmasın. Bak burada hep küçük harfle küçük şey geçiyor, kelimesi geçiyor. Burada hep büyük kelimesi geçiyor. Ama büyük olan, en büyük içinde büyük kelimesi geçen aslında daha küçük çıkıyor. İçinde küçük kelimesi geçense daha büyük çıkıyor. Yani ekok daha büyüktür. Genellikle yüzde 99 ekok daha büyüktür ebobtan ve sayılardan daha büyüktür. O yüzden bazen de ya da sayılara eşittir diye çıktım onu da yazdım. Çünkü bazen de bu ikisinin ebob ve ekoku sayılardan bir tanesine eşit olabiliyor. O da kafam, kafamızı karıştırmasın diye illa her zaman büyük olacak diye illa her zaman küçük olacak diye de bir kural yok. Onu da dikkat edelim. Şimdi mesela Hadi bul bul diyoruz. Ne diyoruz? Ebopla ekoklarını bul diyoruz. Ne yapacağız o zaman? Hemen 72 ve 60'ı yazacağız. Yanlarına böyle bir çizgiyi çizeceğiz. Diyorum ki ikisi de işte hemen de yazalım bu asal sayılarımızda. 2, 3, 5, 7. Bunlar hep bizim e, aslında kılavuzumuz. Şimdi 2 ile başlayalım. 2'ye bölünür mü? Evet bölünür. 36, 30. 72, 2'ye bölünce 36 oldu. 62'ye bölünce 30 oldu. İkisini de böldüğü için bu sefer yıldız koyayım bakayım. E, ee, peki bir daha ikiye bölünür. 18, 15. Buna da yıldız koyuyorum. Çünkü ikisini aynı anda böldü. Bir daha ikiye bölünür. 9 ama bu aynen kalır kusura bakma. Bölünmez çünkü. Peki bir daha ikiye bölünür. Hayır. 2 iki bitti artık. Şimdi 3'e geçelim. 3'e böldüğüm zaman bu 3, bu da 5 çıktı. İkisini de aynı anda böldüğü için yine yıldız koydum. Sonra tekrar 3'e bölüyorum. Bu 1, bu finito. Şimdi buna devam edelim. Bu 5 kaldı. Yapacak bir şey yok. 3'e bölünmez çünkü. 5'e bölüyorum. 1 e, ve bu da finito. O zaman diyorum ki... EBOB'ları aslında yıldızların çarpımıdır. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. Yani kaç çıkar? 2, 2, 3. 4 kere 3'ten 12. EBOB'ları 12 çıktı. Hop! ekoklarına bakarsam da... 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Hemen yapalım. 2 kere 2. 4. Harikasın. 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. 24 kere 3 72. E, ee, 72 kere 5 maşallah gerçekten de 360. Ve bunların toplamı 12 artı 360'tan 372 çıktı. Bravo diyorum sana. İşte böyle işlemleri hızlı yapmamız gerekiyor. Yüzlerce böyle işlem yapmamız gerekiyor ki hızlı alalım. Şimdi bazı özellikler var Tonguç Evran benim EBOB EKOK'la alakalı. İki sayının EBOB ile EKOK'unun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir. Lütfen bu kuralı bil. Bazen kıl sorularda karşımıza çıkıyor. Hani özellikle mesela test kitaplarında karşılaştığımız sorularda mesela hani Zoru Bankası'nda mesela ben böyle bir soru hatırlıyorum. Gerçekten de hani bu tarz soruları bazen koyuyoruz. EBOB'la ile çarpımı aslında sayıların çarpımına eşittir test eden sorularda karşımıza çıkıyor. Aman dikkat edin. Şimdi mesela 6 ile 9'un EBOB'u demek bu. Bu 6 ile 9'un EBOB'u. Bu da 6 ile 9'un EKOKU. Ney, neymiş aslında? EBOB'la ile çarpımı sayıların çarpımı dedik ya. Gel seninle beraber test ederim. 6 ile 9'un çarpımı kaç da evladım? Ev 54 mi? hocam. Harika 54. İşte acaba evop ile ekoklarının çarpımı da 54 mi? Gel seninle beraber yapalım. 6, 9'u yazdım. Sonra yanına çizgi çizdim. 2'ye böldüm. E, ee, 3, 9. E, ikisi aynı anda bölmediği için. 3'e böldüm. 1, 3. Bu ikisini de aynı anda böldü. Yıldızı koydum. Sonra tekrar 3'e böldüm. 1. Heh tamam bitti. Şimdi... Bunların EBOB'ları aslında sadece bir tane Yıldızlar O zaman kendisidir 3 çarpı ekokları ise 2 çarpı 3 çarpı 3 yani e, kaç çıkar Allah seversen 9 kere 2 2 e, çarpı 3 çarpı 3 yani 18 çıkıyor 18 çarpı 3 54 çıkar 54 eşittir 6 kere 9 9 54 yani demek ki kuralımızı ispat etmiş olduk harikasın matematiksel bir ispat yaptık İki sayı birbirinin katı ise iki sayı birbirinin katı ise de aslında ebopları küçük sayı çıkıyor. Hani ne demiştik yani ebop her zaman küçük sayıya yakındır. Ekokları da büyük sayı çıkıyor. Ne demek bu? Gel seninle beraber 15 ile 30'un ebop ekokunu bulalım bakalım. 15, 30. İki sayı birbirinin katı mı 15, 30'da? Katı evet hocam. Harikasın. 30, 15'in katı dediğin gibi... 30 15'in neden katı peki? Çünkü 30 15'in iki katı. Allah aşkına bu çok basit zaten. Hani bunu zaten görebiliyoruz. Gördükten sonra diyoruz ki hadi bakalım. Asal çarpan algoritması. 2'ye böldüm. 15, 15. İkisini aynı anda bölmedi. Ama 3'e bölelim. Sonrası ne olur? Bak 5, 5 yıldız için. Peki neden buraya ilk başta 5'i yazmadım? İşte burada hani şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, genellikle küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Ha problem yaratır mı? Hayır yaratmaz ama küçükten büyüğe doğru gitmek her zaman daha doğrudur. Şimdi 5'e böldüm. 1, 1. Bunu da e, yıldızda koydum. Veya yuvarlak için aldım bu seferde. Şimdi evopları neydi? Yuvarlak için aldıklarımın çarpımıydı. 3 çarpı 5 yani 15. Ekokları neydi? Bunların hepsinin çarpımıydı. 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 çarpı 3 çarpı 5 yani 30. Bak dikkat ettin mi? Bunların ebopları küçük olan sayıya eşit. Bunların ekopları ise büyük olan sayıya eşit. Böyle de bir kuralımız var diyorsun. Ve aralarında asallığa bakıyoruz. Bu da çok değerli. Şimdi EBOB ECOG'la alakalı araştırmaları yaptıktan sonra aralarında asallık da bu konuyla bağlantılı. Ve aralarında asallık LGS'de çıkıyor. O yüzden şuna dikkat edeceğiz. Birden başka ortak böleni olmayan pozitif tam sayılara biz aralarında asal, aralarında asal sayılar diyoruz. Aralarında asal sayılar şunlar. Mesela 9'da 16. Bak dikkat et sayıların asal olması gerekmiyor. Sarı sayıların mesela dokuz asal bir sayı mı? Değil hocam. Harikasın değil. Asal sayıları hemen hatırlayalım bak buradan. İki, üç, beş, yedi, on bir, on üç, on yedi, on dokuz böyle böyle devam ediyor. Şimdi dokuz bir asal sayı değil. On altı da bir asal sayı değil. Ama bunlar aralarında asallar. Yani birden başka ortak bölenleri yok. 9 16'yı bölen, ortak bölen bir sayı söylediysem takılırsın, söyleyemezsin. Sadece bir dersin. Bir zaten bütün sayıları böler. Ortak bölenleri de sadece bir. Dolayısıyla aralarında asaldır. 5 ile 19'u ortak bölen bir sayı var mı? Bak 19 bir asal sayı ama 5 5 de bir asal sayı. İkisi de asal sayı ortak bir bölüm sayı Yok. O zaman bunlar da aralarında asal. Yani aralarında asal olması için asal olma şartı yok. Ama asal olursa zaten aralarında asal oluyor gibi böyle birazcık hep gerçekten... Benim <laughs> yandı. <laughs> <laughs> tebrik ediyorum. Beynin, beynin yandı doğru söylüyorsun. Ama yapacak bir şey yok. ya yani birazcık buna alışacağız. Merak etme zaten birazcık daha örnek gösterince alışacaksın. 17 ile 51. Mesela bunlar aralarında asal mı? desen hoppa derim ben sana. Çünkü çünkü 17 asal bir sayı ama 51 17'nin 3 katı. İkisini de 17 böler. Yani buna bu da 17'ye bölünebilir. Dolayısıyla bunlar da asal değil. Bir kandırmaca de kandırmacı yaptım sana. Bu arada onu da söylemek istiyorum diyoruz. Bu da çok önemli bir e, örnekti ve bunun gibi sorularda karşımıza geliyor. Şimdi bazı önemli bilgiler var. E, onlardan bir tanesi de mutlaka mutlaka şunu bilmemiz gerekiyor. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Yani mesela 5 ile 6 aralarında asaldır. Veya 18 ile 19 aralarında asaldır. Veya e, mesela 102 100 e, 108 ile 109 aralarında asaldır. Bunlar aralarında asaldır. Veya 25 ile 26 aralarında asaldır. Ardışık sayılar aralarında asaldır. Ardışık tek sayılar da aralarında saldı. Mesela 17 ile 19 veya e, 9 ile 11 mesela veya hemen başka bir örnek 101 ile 103 mesela bunlar açık tek sayılar aslında ardışıklar ve tek sayı olarak bunlar aralarında nasıl oluyor? Ardışık çift sayılar aralarında saldır. Hayır değildir. Mesela 10 ile 12 aralarında saldırır. Neden? Çünkü ikisi de ikiye bölünür kardeşim. Çift sayı oldukları için. Bir, bir, de şunu bilelim. Bir ile tüm doğal sayılar sıfır hariç tabii ki aralarında asaldır Mesela 1 ile bir ile e, 600 mesela aralarında asalır. Bir ile mesela 5 aralarında asalır. Bir ile e, 88 aralarında asalır diyoruz ve hemen geçiyoruz. 20 ile 30 arasında 18 ile aralarında asal olan kaç doğal sayı var demiş. Şimdi Tonguç Eylül Bey'im 20 ile 30 arasında hangi sayılar var söyler misin bana? 21. Harika. 22. Harika. E, 23. Harika. 24. Harika. 25. Harika. 26. Harika. 27. Harika. 28. Harika. 29. Süper. Hepsini süper bir şekilde söyledin. Tamam harika. Bunlardan 18 ile aralarında asal olan sayılar kaç tanesidir diyor. Bunların hepsini bulacağız ama çok basit. Şimdi 18 aslında nedir diye baktığım zaman hiçbir ortak böleni olmaması gerekiyor ya bu sayılarla. Bir or bir sayı asal bölenlerine bakalım mı? İkiye böldük. 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Bu şekilde de yapabilirsin veya şöyle yapabilirsin. 18'i 1 kere 18, 2 kere 9, 3 kere 6. E, bitti bu kadar zaten. Başka da ortak böleni yok. Şimdi 4, 5, 6 kere aynı şey. Şimdi dikkat edelim. Bu ortak bölenler veya buradaki asal sayılar hiçbir şekilde olmaması gerekiyor. O zaman çift sayıları attım bile. Çift sayıların hepsi ikiye bölünür değil mi? Bak çok rahat eledik. Bayağı bir kısmını eledik. Şimdi 18 aslında 3 ile de bölünebilir. 21 3'e bölünür. Olmaz. 21'ler arasında olmadı. 20, 27 e, 9 kere 3 27 o da 3'e bölünür. O da olmaz. Bunları da attık. E, ve bakalım başka var mı desek 6 bu, bunların arasında bölen var mı? Yok. E, 9 yok. 18 yok. İşte bunlar bizim için 18 ile aralarında asa olan doğal sayılar. Zaten 23 ve 29 asal sayılar özel olarak da onu söyleyeyim. 5 de 18'in çarpanlığında 5 yok. 25'in çarpanlığında 5 var. Dolayısıyla hiçbir ortak bölünü yoktur diye. Şimdi geldik yeni sorulara. Ve böyle bir soru, böyle bir LGS sorusu çıktı bu arada. O yüzden ben de bir örneğini vermek istedim sana. Bak yukarıdaki birinci ve ikinci şekillerde bulunan mavi kutucukların içine komşu oldukları sarı bölümlerde yazan ...sayılarla aralarında asal ve birden farklı doğal sayılar yaz yazılacaktır. Şimdi herkes bu videoyu durdursun ve çözmeye çalışsın. Sonrasında benim çözümümü izlesin. En önemli kısımlardan bir tanesi bu. Yani eğer siz bir yapmayı deneyin, yeniden siz bir zorlanın bakalım. Yapmaya çalışın, sayılarda hata yapın, hiç sorun değil. Ama sonrasında beraber sakin kafayla çözelim. Şimdi diyor ki bize... Bak... Birinci ve ikinci şekillerde yani buralarda mavi kutucuklar var ve bunların içerisine öyle bir sayı yazacağız ki komşu oldukları sayı sarık bölümlerde yazan sayılarla aralarında asal olacak ve birden farklı doğal sayılar olacak. Yani bunlar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 olmaması gerekiyor doğal sayı olması gerekiyor ve bunlarla aralarında asal olması gerekiyor. Buna göre mavi kutucukların içinde yazılabilecek sayıların toplamı en az demiş. Bir de böyle bir öncül vermiş. Ona da dikkat edelim. Hadi duydurun bakalım çözmeye çalışalım. Evet hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber gerçekten çözüme geçelim bakalım. Şimdi bir kere 4 ve 18 ile aralarında asal olabilmesi için bunun çarpanlarını düşündüğüm zaman ben 4'ün çarpanları 2 kere 2 olduğundan bu da ee, hani bakalım şöyle yapalım. 1 4 1 4 2, 2. Bunları görebiliyorum. Mesela 18'in çarpımı. 1, 18, 2, 9, 3, 6. Hiçbir ortak bölünü olmaması gerekiyor bu sayının. Şimdi bakıyorum. 2 var burada. Burada 2 var. 4'te 2 var. E, 18'de de 2 var. Hatta 3 de var burada 18'de. O zaman hangi asal sayılarımız vardı? 2 3 5 7 en kritiklerdi değil mi? Şimdi bunlardan hangisi burada olabilir? Çünkü 2 3'ü koyamayız asla buraya. 2 3'ün çarpanı olamaz. Çünkü buralarda var deli gibi 2 3. O zaman 5 veya 7 olabilir burası. Buradaki sayımız 5 veya 7 olabilir. Neden 5 veya 7'yi seçtim? Çünkü en az dediği için yani 500'ü veya 625'i de seçebilirim. 25'i de seçebilirim ama 5 veya 7'yi seçiyorum çünkü en az olması istiyorum. Peki en az olması için sence 5'i mi 7'yi mi seçeyim? 5'i ee, hocam. Harikasın bitti bu kadar. O zaman buraya 5 koyarsam bak araları nasıl olduğumu sağlamasını yapalım. Araları nasıl olduğumu evet asıl oldu. Çünkü hiçbir ortak bölünü yok. Bu ikisiyle bu 5'in hiçbir ortak bölünü yok. Şimdi ben buraya 2 yazabilirim. Bak birden farklı doğal yazacağım ya. 2 yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü ortak bölenleri var. 3 yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü 18'de ortak böleni oluyor. Ee, i̇kisi de 3'e bölünebiliyor. 4 yazabilir miyim? Hayır. 4 de evet, ortak bölünüyor. Ama 5 yazabilirim. Ve ilk ortak bölenimizde yazmış, şey e, ortak bölünmeyen sayıyı da yazmış olduk. 5 sayımız. En küçüğü istediği için en küçükten başlıyorum. Şimdi buradan şey yapalım. 15 14'te aralarında asal bir sayıya bakacağız. Şimdi 15'in çarpanına baktığımızda 3 ve 5 var bunda. Bunun içinde de 2 ve 7 var mesela bak. 2, 3, 5, 7 hayda. Ya o zaman ben buraya 2 yazamam, 3 yazamam, 5 yazamam, 7 yazamam, 6 asla yazamam. Çünkü 3 ile bölünür, 2 ile bölünür. 8 yazamam, 2 ile bölünür. E, 10 yazamam, 9 yazamam. 9, 3 ile bölünür. 10 yazamam, 5 ile bölünür, 2 ile bölünür. Olmaz. 11 yazabilirim. En küçük asal sayıdan bir tanesi de bunlarla hiç çakışmayacak. Hani 2, 3, 5, 7'den sonra giren en küçük asal sayı 11'dir. Buraya da 11 yazabilirim diyorum. İşte yeni nesil sorularda akıl yürütme taktiği, akıl yürütmenin yanında bir de çok önemli deneme. Ama nasıl deneme biliyor musun? Sürekli bıkmadan, usanmadan, bıkmadan deneme. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım hocam? Akıl yürütüyoruz ve deniyoruz. Deneyerek sonuca ulaşıyoruz. Merak etme. Hani 500 defa denemeyeceksin. O yüzden endişe etmeye gerek yok. Çünkü yeni nesil sorular hazırlanırken diyor ki çocuğa en fazla 4-5 deneme yaptıralım sonra bulduralım. Bir anda buldurmayalım. Hemen. Bir anda hemen sonuca ulaşmasın diye öğretmenler soruları hazırlarken kasıyorlar. Biz de onun arkasında biz de kasarız deriz. Birkaç deneme yaparız. Sonucu buluruz. Hadi bakalım süpersin. Ve EBOB ve EKOK aralarında asallıklar nasıl ilişkide? Gel bakalım seninle beraber buna bakalım. Şimdi aralarında asal iki sayının ebobu bire eşittir. Ekoku ise sayıların çarpımına eşittir diye bir kuralımız var. Şimdi bu ne demek? Şimdi 9 ve 16'nın ebobunu bulmaya çalışalım. Hemen sana 9, 16'nın ebobu, ekokunu bulalım. Bak 2'ye böldük. 8, 9 e, aynen kaldı. 2'ye böldük. 4, e, 9 aynen kaldı. 2'ye böldük. 2, 9 aynen kaldı. 2'ye böldük. 1, 9 aynen kaldı. 3'e böldük. 3, 1. Bu zaten bu finit olmuştu. Özür dilerim. 3, e, ee, bu 9'du. 3'e böldük. 1. Süper. Bu da finit oldu. Bu da finit oldu. Şimdi diyorum ki bunların ikisini de aynı anda bölen bir sayı var mı? Yok. O zaman evopları bir şey yazamam, bu bir şey yazmam gerekiyor birdir işte çünkü hiçbir ortak bölenleri yok ben yuvarlak ne şatayı aldım mı hmm, almadınız hocam almadım o zaman diyoruz ki hiçbir ortak böleni olmadığı için bir bütün sayıların evrensel ortak bölenidir çünkü evrensel ortak bölendir çünkü bütün sayıları böler bir dolayısıyla bunu bilmemiz gerekiyor bu da kafamızı bir kalsın bir yazmak zorundayım sıfır falan yazamam ekok 9 ve 16'ya baktığımız zamansa bunların hepsini çarpalım. Bak gel senle beraber çarpalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı bir tane daha 2. 2 tane de 3 var değil mi? Hop. Şimdi bakalım 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 3 48. 48 kere 3 e, 144 çıkıyor. Allah Dikkat edelim. 9 16'nın çarpımı da 144 aslında. İşte sayıların çarpımına eşittir ekoku diyoruz. Hatırlıyor musun bir kural vardı? EBOB'la EKOK'un çarpımı da sayıların çarpımına zaten eşitti. 1 ile 144'ün çarpımı da 9 ile 16'un çarpımına eşittir. O kadarını da buradan ispat edebiliriz diyebiliyoruz. Şimdi hemen sana ödevlerini vermek istiyorum. 0'dan 8'e sayısal konu anlatımı soru bankası olan arkadaşlarımız için de hemen EBOB'la EKOK testlerimiz var. Ve burada aralarında asal sayılar. Hemen sana söyleyeyim. Sayfa 18'den başlıyoruz evladım benim. Ee, özelliklerine kadar gidiyoruz problemlerine gelmeyin. Sayfa 25'e kadar. 18'den 25'e kadar. Problemleri sonra yapacağız arkadaşlar. Çok değerli. İsterseniz konu tekrarını buradan yapabilirsiniz. Ondan sonra ne geliyor? Tabii ki taktikli kitabımız olan arkadaşlarımız, taktikli matematik kitabımız olan arkadaşlarımız için de hemen ödevlerini bir e, verelim bakalım. Problemlere gelmiyoruz. Ebob ekok'la alakalı test 3'ümüz var. E, ee, tabii burada birazcık ee, problemlere giriyoruz ama taktik de birazcık problem ağırlık gittiğimiz için birazcık bunlarla da mücadele etmemiz gerekecek. Test 3 ve test 4'ü veriyorum burada da. Aynı zamanda aynı zamanda Dinamo kitabımızdan da Dinamo kitabımızdan da hemen Dinamo Matematik kitabımızdan da EBOB EKOK'la alakalı burada sayfa 16 ve sayfa 17'de pardon sayfa 16-17'de test 3'ümüz var ve ee, test dördümüzü yapmanızı istiyorum. Unutmayın her testin sonunda iki tane dijital soru var. Onları atlamayın çünkü ekstradan mesela bu testte altı soru var gibi gözüküyor. Halbuki 8 soru var. Her bir testte daha fazla sayıda soru var ve bunların aktivasyonu da dijital kitap dijital soruların aktivasyonu da bak burada kitabın arkasındaki iç kapağındaki e, aslında aktivasyon kılavuzundan yapılıyor. Hatta buradaki QR kodu kazıyarak tat uygulamasından kitabını da aktive edebiliyorsun, yanında taşıyabiliyorsun. Bu DS logosu olan her şeyde dijital sorular var. Burada onu da söylemek istiyorum. Ve Zoru Bankası matematikten de, Zoru Bankası matematikten de hemen iki saniyede ödevimizi verelim. Test 5 ve test altıyı yapmanızı istiyorum. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde ödevlerimizi yapalım. İnşallah süper netler alacağız. Süper sonuçlar elde edeceğiz. Ve e EBOB EKOK'la alakalı konuyu da tamamlayacağız. Daha problemler var. Problemleri yaptıktan sonra bu konuda bitmiş olacak. Hadi bakalım o zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.